Miladi 1078. Peygamber Efendimizin vefatından bu yana tam 447 sene geçmişti. Devrin alim ve evliyaları mübarek bir zatın geleceğinden söz ediyorlardı. Geldi gelecek derken İran'ın Geylan şehrinde yaşayan ve evladı Resul olan Ebu Salih bin Abdullah Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Ya Ebu Salih, Allah-u Teala sana çok kamil bir erkek evladı ihsan etti. O benim evladımdan ve soyumdandır. Onun derecesi ve şanı başkalarından çok üstün ve yüksek olacaktır. Buyurarak geleceği beklenen bu zatı bizzat Resuller Resulü haber veriyordu. Bu sırada Ebu Salih 60 yaşında, Amine Tül Hayr unvanıyla çağrılan hanımı Fatıma Hatun da aynı yaşlardaydı. Bu yaşlardaki anne ve babadan bir çocuğun olması açık bir kerametten başka bir şey değildi. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri dünyaya hem seyyid ve hem de şerif olarak teşrif etti. Zira soyu ana tarafından Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, baba tarafından Hazreti Hasan Efendimiz'e dayanıyordu. Hem annesi ve hem de babası evliyaydılar. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin doğumundan sonraki hallerini annesi Ümmül Hayr olan Fatıma binti Abdullah şöyle anlatır. Oğlum Abdülkadir doğduğunda Ramazan-ı Şerif henüz yeni başlamıştı. Birinci gün imsak vaktinden güneş batıncaya kadar hiç süt emmedi. Öyle ki bu hal Ramazan boyunca devam etti. Anladım ki Ramazan-ı Şerif'e hürmet ediyor, oruç tutuyordu. İkinci seneydi. Ramazan-ı Şerif'in yaklaştığı Şaban ayının son günleri, hava çok bulutlu geçtiğinden ayı takip etmek mümkün olmamıştı. Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'in hangi gün başladığı hususunda ihtilaf olmuştu. Oğlum Abdülkadir'in durumunu bilenler gelip bana sordular. O günü imsak vaktinden beri süt emmediğini söyledim. Herkes Ramazan-ı Şerif'in başladığına kanaat getirerek ayrıldı. O daha küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, babasından ilim tahsiline başlamıştı. Ancak 18 yaşlarına geldiği sırada babası vefat etti. Bundan böyle evin geçim işlerini kendisinin yürütmesi icap ettiğinden ilim tahsili yarım kalır. Bir bahar sabahıydı. Seyyid Abdülkadir Hazretleri öküzleri alarak ilk defa çift sürmek üzere tarlaya gitmişti. Biraz otlattı, sonra çift sürecekti. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. Ey Abdülkadir! Hı? Aman Allah'ım! Bu ses! Ey Abdülkadir! Sen bunun için mi yaratıldın? Konuşan öküz, öküz konuştu. Sen bunun için yaratılmadın. Bununla emrolunmadın. Ben bunun için yaratılmadım. Evet, çift sürmek için yaratılmadım. Eve gitmeliyim. Hemen eve gitmeliyim. Şu tepede dinleneyim biraz. Sonra devam ederim. Allahümme lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke. Lebbeyke. Sesler duyuyorum. Yukarıdan geliyor. İnnel hamde. İnnel hamde. Ve ni'mete. Bulutlarda. Uzakları görüyorum. La şerike Mekke. Leke. Mekke'yi görüyorum. Lebbeyk. Aman Allah'ım. Lebbeyk. Hacılar. Allahümme lebbeyk. Kayboldular. Hepsi kayboldular. Olanları anneme anlatmalıyım.
Ne var evladım? Ne var ciğerparem? İzin istiyorum anne. Gitmek için izin istiyorum. Ne izni oğlum? Nereye? İzin ver anne. Bağdat'a gideyim. İlim öğreneyim. Alimleri, evliyaları ziyaret edeyim. Telaşlanma. Şöyle otur da anlat. Neler oldu? Acayip şeyler duydum anneciğim. Acayip şeyler gördüm. Otur hele. Anacığının yanına otur da anlat her şeyi. İyice meraklandım. İşte böyle anne. Sesler hala kulaklarımda. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Emret Allah'ım, emret Allah'ım diyorlardı. Bana da anne, bana da Rabbim ilim öğrenmemi emrediyor. Gitmeliyim. Ne var ağlayacak anne? Ne var üzülecek şimdi? Öyle sanıyorum ki beklediğimiz ayrılık vakti geldi artık. Anne, biliyordun demek. Artık bundan böyle doya doya görüşmemiz inşallah ahirete kaldı. Babanın senin için vasiyet ederek bıraktığı 46'ını verme zamanı geldi. Hı? Babam bana 46 mı bıraktı? Evet. Zamanı gelince verirsin demişti. Demek ki vakti geldi. Bağdat'a bir ticaret kervanının gideceğini duymuştum. Onunla yola çıkarsın. Annem, canım annem. Benim için dua et ve hakkını helal eyle. Elbette yavrum. Ancak senden mühim bir isteğim olacak. Emret anneciğim. Nasıl olursan ol, ne yaparsan yap, sakın doğruluktan ayrılma. Yalan söyleme. Yeminim olsun anne. Sana ihanet etmeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Hadi, şimdi yol hazırlıklarına başlayalım öyleyse. Ağam, böyle gidersek iki güne varmaz Bağdat'ta oluruz. İnşallah. Endişeli durursun ağam. Oldum olası bu vadiye girince tedirgin olurum. Bir parıltı. İşte yine oldu. Bu bir işaret. Ne diyorsun ağam? Evet. Belki de saldırmak üzereler. Gerçekten haramiler. Dört koldan saldırıyorlar. Teslim olun! Teslim olun! Biri bizden yana geliyor. Hey! Kervan yubaşı! Bu reisleri olmalı. Şuna bana göre. Nasıl da korkuyor. Can tatlı değil mi? Hey fakir çocuk. Bana mı seslendiniz? Elbette başka çocuğum var. Söyle bakalım kaç küp altının var ha? Küpüm yok ama 40 altınım var. 40 altın ha? Sen alay mı ediyorsun benimle çocuk? Hey ayağlamayın. Bu çocuğun 40 altını varmış. Hadi dedim. Hadi çocuklar toplanın. Hey reis. Ne var Domar? Kervanda bir çocuk var. Ne olmuş çocuk varsa? 40 altının var diyor. 40 altın. Çabuk al getir buraya. Ne duruyorsun? İşte reis getirdim. Söyle bakalım çocuk. Neyin var? 40 altınım var efendim. Hani nerede? Burada. Koltuğumun altında dikili. İşte. Bu çocuk deli. Aklından zoru var. 37. 38. 40. Tam tamına 40 altın. Bre çocuk. Niçin haber verdin? Allah Allah. Allah Allah. Deliliğin bu kadar olur. Söylemesen kimse bakmazdı sana. Kim dedi söyle diye? Annem. Ha? Annen mi? Evet. Sen neler diyorsun çocuk? Anneme yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Annene söz verdin ha? Yalan söylemeyeceğine dair söz verdin. Evet. 40 altın için anneme verdiğim sözden dönmem. Anneme ihanet edemem.
reisin rengi değişti. Oldu buna. Hey reis, ne oluyor sana? Olsun bir yere bak. Olacak şey değil. Bu yaştaki bir çocuk annesine verdiği sözde sebat ediyor. Bütün servetini kaybetmesine karşılık verdiği sözde duruyor. Annesine ihanet etmekten korkuyor. Ya ben? Ya siz? Neyse, çıldırdın mı sen? Ben ne yaptım? Kulluğumu bilmedim. Rabbime ihanet ettim. Yalan söyleme. Söyledim. Namaz kıl. Kılmadım. Oruç tut. Tutmadım. Hep ihanet ettim. Hep isyan ettim. Arkadaşlar, bu nur yüzlü gencin huzurunda Allah'ıma söz veriyorum. Eşkıyalığa, yol kesiciliğe tövbe ettim. Tövbe ettim. Geriye siz de tövbe edin. Bu son reisliğimi kabul edin. Olmaz böyle şey. Doğru söylüyorsun. O halde verin. Aldığınız malları geri verin. Hepsini geri verin. Verelim. Aldığımız malları geri verelim. Damar. Gel sen de Müslüman ol. Hayır. Delilik seninki, delilik. Yeni uyanmış gibiyim Damar. Halka zulmetmek, kul hakkına girmek, Müslüman olana da olmayana da iyilik getirmez. Ben tek başıma da yaparım. Göreceksiniz, yaparım. Hadi. Hadi Damar, söz dinle. Aranıza katılmakla hata ettim. Para dedim, eşkıya dedim. Müslüman olmanızı hesaba katmadım. Oh kafam, oh kafam. Damar dur. Damar dur, gitme. Dur, yaklaşma. Yaklaşma üzerime reis. Hayır Damar. Bu yaptığın doğru değil. O kılıcı yerine koy. Koymayacağım. Yaklaşma. Sen istedin Damar. Beni mecbur bıraktın. Yüzümü yaraladı. Reis, bu aptalca hareketini unutmayacağım. Bütün Müslümanları can düşmanım bileceğim. Bunu yaptığınızda sizi pişman edeceğim. Ey Abdülkadir, işte Bağdat'a geldik sayılır. Nerede kalacaksın? Hele varalım da elbet bir sahiplenen çıkar. Allah Allah. Birdenbire her yanın yağmur bulutları sardı. Onun ilk hocası olan Hammad bin Müslim manevi bir işaretle Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Bağdat'a gelmek üzere olduğunu anlayarak karşılamaya çıkar ve onu talebeliğe kabul eder. Böylece Bağdat'ta devrin birçok fıkıh, tefsir ve tasavvuf alimlerinden öğrendiği ilimleri kendinde bulunan ilahi cevherle birleştirerek manevi makamlarda hızla yükselmeye başladı. Ve nihayet uzun bir zaman sonra hocalarından Ebu Said-i Muharrimi Hazretleri ona icazet vererek kendi yerine müderris olarak tayin eder. Artık bundan böyle hem talebe yetiştirecek ve hem de halka vaaz-u nasihatler edecekti. Ya Domar? Geçen zaman içinde yeni bir harami çetesi kurmuştu. Yalnız Müslümanlara saldırıyor, onları talan ediyordu. Evlenmiş, bir de çocuğu olmuştur. Gel Peter, gel oğlum. Baba. Benim biricik oğlum. Her bakımdan daha iyi yetişmeli. Yakınıma gel hele. Daha gel daha. Geldim baba. Seni buraya çağırmamın sebebi bundan böyle Rahip Garfya'dan ders alman içindir. Ama baba. Gel. Şimdi ona gidiyoruz. Üf.
Ününü her yerde duydum Rahip Kartiye. Oğlumun yetişmesinde sana güveniyorum. Sen hiç merak etme. Beri yandan köylüsü, şehirlisi, yaşlısı genci, akın akın Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetine koşuyor, yanıp tutuşan ruhlar bu feyiz pınarının serinliklerinde sükunete kavuşuyordu. Ey kardeşlerim, sizlere Allahü Teala'dan korkmayı, ona itaati, cömertliği, güler yüzlülüğü, eziyet etmemeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkalarından gelen sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Ancak bu sohbetler çok uzun sürmedi. Bir gün... Olanları duydun mu? Ne olmuş? Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri ortadan kaybolmuş. Ne diyorsun? Ya nereye gittiğini, niçin gittiğini bilen yok. Gel hele bir daha soralım. Hadi. Halk nazarındaki bu kayboluş aslında uzletten başka bir şey değildi. Yani insanlardan uzaklaşarak belli bir müddet yalnız yaşamak. Nefsini ıslah etmek. Manevi olgunluklara kavuşmak. Sanki bir fevkaladelik hissediyorum. Ya Abdülkadir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Siz de kimsiniz? Ben Hızır'ım. Hızır mı? O halde arkadaşım ol. Olurum. Ama bir şartla. Nedir şartınız? Bana hiç muhalefet etmeyeceksin. Etmem. O halde gel. Şöyle ağaçlı, ferah bir yere inelim. Nelerden bahsetmemi istersiniz? Bana Rabbime nasıl yakın olurum bundan haber ver. Allahü Teala'ya yakın olmak mukarreblerin işidir. Bunlar öyle kimselerdir ki kalplerinde Allah sevgisinden başka hiçbir sevgi bulunmaz. Onlar görünüşte insanlarla birlikte ise de hakikatte Allahü Teala iledir. Onlar gibi olmak istiyorum. Olabilir. Ancak bir engel var. Nedir o? Nefsim. Nefsim ha? Evet. Nefsine olan sevgiyi yok edeceksin. Kendi nefsini büsbütün düşünmekten kesilmedikçe hakiki manada Rabbini hatırlayamazsın. Ya. İşte nefsine olan sevgi yok olunca o zaman Allahü Teala'nın zatına olan sevgi güneşi doğar. Hakiki ihlas başlar. Hakiki ibadet başlar. Ya Rabbi ihsan eyle. Ya Rabbi ihsan eyle. Nefsimden halas eyle. Uzun bir çile döneminden sonra nefsiyle olan mücadelesinde Allahu Teala'nın izniyle galip geldi. Nefsi mutmaine oldu. Sakinleşti. Ama hala çölde ve harabelerde yaşamaya devam ediyordu ki Ya Gavs, Ya Abdülkadir. Kardeşim Hızır Aleyhisselam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hadi gidiyoruz. Nereye? Hocan Şeyh Said Mahsumi'nin huzuruna. Seni bekliyor. Seni insanlara her bakımdan irşada memur edecek. Peter evladım, özlettin kendini. Baba. Reis, artık müsaade et de Peter de aramıza katılsın. Baksana kocaman delikanlı oldu. Buraları da sevdi. Hayır Jüriye, hayır. Peter için başka şeyler düşünüyorum. Ne gibi reis? Onu Bağdat'a göndereceğim. O tüccarlık yapacak. Köyden bunun için çağırdın demek. Evet Jüriye, onunla birlikte sen de gideceksin. Ama dikkat et, tanımasınlar seni. Merak etme sen reis. Ama baba ben tüccarlık yapamam. İtiraz istemem. Bağdat'ta Hancı Leon sana gerekli her türlü yardım yapacak. Jüriye da yanında.
Şimdi doğru köye, annenin yanına uğra. Sana sermaye için ayırdığım dinarları versin. Sonra da Bağdat'a. Hadi göreyim sizi. Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Geri dönmüş. Kim geri dönmüş? Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri sohbet edecekmiş. Ne duruyoruz o halde? Hadi gidelim. Hadi. İnsanlarda bir fevkaladelik gördüm. Bağdat burası. Köybaşı olacak değil ya. Hayır hayır. Sanki bir yerlere doğru akın ediyorlar. Ha evet. Abdülkadir Geylani diye Müslümanların değer verdiği bir zat vardı. Yıllar sonra tekrar Bağdat'a gelmiş de onu ziyarete gidiyorlar. O halde önce oraya gidelim Cüriyo. Sonra da... Hayır Peter. Müslümanlar komaz bizi. Aksine son derece hoşgörü sahibi onlar. Görmek istiyorsa... Hadi Cüriyo. Bir bakıp döneriz. Peki peki. Madem öyle sen şöyle bir bak. Gecikme ama. Merak etme, gecikme. İşte geldim. Amma da kalabalık. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, ama yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Değil, Yahudiler de bizim gibi Hristiyanlar da var. Şöyle içeri süzüleyim hele. İyice yemek merak ettim. Ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, hocam bana ekmek ver. Yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen. Bir kenara ilişeyim. Bakalım ne olacak? O verilen vazifeyi yapacak, insanları Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmeye çağıracaktı. Tam bu sırada kainatın efendisini karşısında duruyor gördü. Ey oğlum, niçin konuşmuyorsun? Buyurdu. Ya Resulallah, ben Bağdat'taki alimlerin yanında nasıl konuşurum? Aç ağzını, buyurdular ve mübarek nefesleriyle 7 defa ağzına üflediler. İnsanlarla konuş. Onları güzel hikmet ve nasihatlerle Rabbinin yoluna çağır, buyurdular. Kendine gelince cemaati merak içinde kendine bakar buldu. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz âline ve ashabına selatü selam olsun. Ey insanlar! Allahü Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda, Allah için sarf etmezse, namazı terk etmiş gibi, orucu terk etmiş gibi, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacaktır. Bu din bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmeseydi Müslüman çocuğu olarak dünyaya gelebilir miydik? Ashab-ı kiram dinin yayılması için, Allah rızası için terk-i diyar, terk-i vatan ederek çalıştılar. Onların güzel güzel evleri, akarsuları, bağları, bostanları vardı. Hanımları, çocukları vardı. Onların hepsini terk ettiler. Geri dönmeyeceklerini biliyorlardı. O hanımlar ne sabırlı hanımlarmış. O evlatlar ne sabırlı evlatlarmış. O mübarek zatlar ne mübarek kişilermiş ki gittiler, bir daha geri dönmediler. Anlatın bakalım. Nasıl geçti Bağdat seferi? Bu ilk olmasına rağmen iyi kar ettik reis. Hemen hemen bir burkuna yakın dinarlar kazandık. Baba, beni en çok etkileyen Bağdat'taki hayat oldu. Bir de... Bir de ne? Abdülkadir Geylani diye birini gördüm baba. Çok heybetli biri. İnsanlar akın akın... Abdülkadir Geylani mi? Evet baba. Ama... Bu yara izi...
Ne var baba? Yüzünde her zamanki yara izi. Abdülkadir Geylani ya. Baba, baba, ne oldu birden sana? Yüzünün rengi değişti. Çok eski bir hikaye oğlum. Demek yaşıyor. Peter, şu kadarını bil ki o bizim düşmanımız. Sakın ona itibar etme. Ona yaklaşma. Etmem baba. Hadi. Şimdi birkaç gün istirahat edin. Tekrar yeni bir ticaret için Bağdat'a gideceksiniz. Peki baba. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Bir arzun mu var delikanlı? Ben isteyen, görmek için... Yatmak isteyen İsmin yok ne mu? Senin? Peter efendim. Peki evladım. Ekmek isteyen, gel bakalım şöyle. İşte Efendimiz Abdülkadir Geylani abdest tazeliyor. Neredeyse bitirmek üzere. Gel delikanlı. Şöyle yanıma yaklaş. Ben sizi görmek için gelmiştim. Bizi arzulayan bu güzel yüzün sahibi inşallah cennet nimetlerine kavuşur. Ey evladım, şunu bilesin ki cennete girmek iman iledir. Yani Allah'ın birliğine inanıp Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve peygamberi olduğunu kalben tasdik etmektir. Ey Hirevi. Buyurunuz efendim. Bu genci misafirim olarak ağırlayın ve gönlünü hoş tutun. Peki efendim. Gel evladım. Peter gelmedi mi hala? Hayır, gelmedi. Bu vakitte nerede olabilir? Bizimkilerden bazılarının tutulduğu hastalığa yakalanmasın sakın. Ne demek istiyorsun? Demem şu ki Hristiyanlar ve Yahudiler bugünlerde gruplar halinde Abdülkadir-i Geylani'nin huzurunda Müslüman oluyorlar. Şimdi ona Gavs diyorlar. Ne? Hemen bakmaya gidiyorum. Akıllı olan herkes, dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette de azaptan kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Bu nimetlere kavuşmanın bir tek yolu vardır ki, o da salih bir Müslüman olmaktır. Salih Müslüman olmak için din bilgilerini, ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi öğrenmek ve tatbik etmek gerekir. Cahil olan kimse salih değil, doğru dürüst Müslüman bile olamaz. Namaza mani olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu hayırlıdır, mübarektir. İbadetlerin ve dünya işlerinin faydalı, mübarek olması yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle, kısacası ihlas sahibi olmakla olur. İhlassa yalnız Allahü Teala'yı sevmek ve yalnız Allah için sevmektir. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen... Millet de dağılıyor. Isteyen, amma da kalabalıkmış. Şöyle avludan içeri geçeyim. İşte. Tanıyacaklar diye boşuna korkmuşum. Herkes kendi halinde. Peter. Olacak şey değil. Aralarına oturmuş onları dinliyor. Peter. Şöyle yaklaşayım yanına da. Peter. Kalk gidiyoruz. Hayır, ben burada kalacağım. Aptal çocuk, aklını oynatmışsın sen. Kimsin sen? Ne istiyorsun çocuktan?
Biz beraberiz. Köyden gelmiştik. Neyi oluyorsun yabancı? Efendimin oğlu. Ben burada kalmak istiyorum. Ona teslim etmeyin beni. Merak etme delikanlı. Bu kapıya sığınanlar ebedi saadete ve selamete ererler. Aptal çocuk. Göstereceğim sana. Ya Hirevi. Buyurunuz efendim. Hani şu yaşlı bir ama var ya, bakıma muhtaç. Evet efendim. Yiyecek sepetini hazırladım. İşte. Allahü Teala razı olsun kardeşim. İnşallah biraz sonra gelirim. Ya Rabbi. Mübarek hocamızı başımızdan eksik eyleme. Biraz sonra gidip gelirim dediği yer bir aylık mesafe. Selamünaleyküm. İşte geldi. Ve aleyküm selam ya Abdullah. Bugün gelince merak ettim. Sabırlı olmak gerek ey kardeşim. Dünyada birçok şeye kavuşmak ancak sabırla ele geçer. İşte Allahü Teala'nın gönderdiği rızıklardan getirdim. Ya Abdullah. Sen içeri girince sanki Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin kokusunu duyarım. Nereden bilirsin onun kokusunu? Öyle bir his işte. Sen içeri girince bu kokuyu duyar ve onu hatırlarım. Nerede o talih bizde? O bir aylık mesafede olan Bağdat'ta. Hazırlan şimdi kardeşim. Yiyeceklerini önüne koyuyorum. Onu bir görebilsem. Gavs-ül Azam der ayaklarına kapanırdım. Ey kardeşim. Sen Rabbin için secdeye kapan. Zira teşekkür edilecek tek varlık yalnız Allahü Teala'dır. Neyse, hadi ye şimdi. Sana oğlumu Müslümanlara teslim etmek için mi emanet ettim ha? Bunun için mi? Vurmayın. Hem de can düşmanıma teslim edersin ha? Rezil ettiniz el aleme beni. Merhamet edin. Göberteceğim seni. Göberteceğim. Merhamet. Zalgardiye. Zalgardiye kurtarın beni. Domar el cebel. Derdin nedir? Rahip gardiye. Yılların emeğini bir anda tuz buz eden bu haddini bilmese cezasını veriyordum. Ne yaptı? Senin biricik talebeni ve benim aslan oğlumu Peter'ı Müslümanlara teslim ediyormuş. Ne diyorsun? Hayır efendimiz. Kendisi kaldı, gelmek istemedi. Ne yapabilirdim ki? Ya. İnan ki efendimiz aynen dediğim gibi. Domar, bu iş kamçıyla, tekme tokatla hallolmaz. Gel şöyle benimle. Oraya git Domar. Güzellikle gelmezse kaçır. Yalnız mı? Jüryo'yu da al yanına. İçine şeytan girmiş. Çıkartmamız lazım. Yeni ismin ne oldu derviş? Salih efendim. Derslere başladın mı? Evet efendim. Zaten eskiden de okumayı biliyordum. Edebiyat dersleri almıştım. Aferin Salih. Çok güzel. İbrik dolduysa ver. Buyurun efendim. Sizinkilerden hala bir ses yok. Babam Domar çok kötü biri efendim. Endişe etme evladım. Allahü Teala dilemezse hiç kimse kılına bile dokunamaz. Biliyorsun bugün sohbet var. Biliyorum efendim. Jüriyo, Bağdat'a hangisi gidiyor? İkisi de reis. Sen kestirme olan yolu söyle. Şu sağdan gideni. Hadi bir an önce Leo'nun hanında olalım. Hiya! Hiya! İşte reis. Leo'nun hanına geldik. Oo, Leo'nun işi bayağı büyütmüş. Evet öyle reis. Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar.
Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zamanda askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf rızayı ilahi için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerin, adi ve bayağı işlerin için tövbe et. Halis kalb ile Allahü Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Hey Julio, hazır mısın? Hazırım reis. Gidelim. Oradan değil, bu sokaktan gideceğiz. Burası da çıkmıyor mu dergaha? Dolaşıyor orası. Bu sokak bizi hemen dergahın önündeki çeşmenin başına çıkartıyor. Dur Julio, bir gelen var. Şöyle gizlenelim. Heh, tamam. Bunun gidişi tıpkı bizim Peter'a benziyor Julio. Bu o reis. Peter, şanslıya buna denir. Sen bekle Julio. Şimdi ben hallederim. Şöyle arkasından yaklaştın mı işi tamam. Sen sonra yardıma gelirsin. Tamam reis. Hele su doldurmaya bir başlasın da. İbrik de dolmak üzere. İşte tamam. Doldu. Şöyle iyice arkasına yaklaştın mı? Oldu bu iş reis. Kimse görmeden sıvışalım. Hadi. Ya Muzaffer, Salih'ten hala bir haber yok mu? Hayır efendim. Düşündüğümüz gibi. Babası kaçırdı onu. Gel, o halde hocamız Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine haber verelim. Çok münasip olur efendim. Peter. Çok işkence etmişsiniz çocuğa Domar. Çözün zincirlerini çabuk. Peter, rahip gardiya içindeki şeytanı çıkartacak. Şeytan asıl sizin içinizde baba. Geberteceğim seni çocuk, geberteceğim. Dur, dur, dur Domar. Öldüreceksin çocuğu. Hak Subhanehu ve Teala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü ve onun aşağı olan süslerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözümüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerin ve nehirlerin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahü Teala'nın cemalini görmeyi gönlümüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Dünya nedir bilir misiniz? Dünya oyun, eğlence, süslenmek, mal, mülk ve evlatla övünmek, ahirete faydalı olmayan şeyleri çoğaltmak, onlara bağlanıp değer vermektir.
Su. Bir yudum su. Yeter. Hadi inadı bırak. Şu kara şeytanı içinden çıkar artık. Kaç defa söyledim size. İçimde şeytan falan yok benim. Hadi Peter. Tamam, vazgeçtim de. Eğer dersen bu soğuk şerbetten kana kana içeceksin ha. Kana kana. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Şöyle. Hadi, hadi iç şimdi. Su istemekten, o soğuk şerbetinizi içmekten vazgeçtim. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Ey cemaat, eğer Allah-u Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Önce kendimize, sonra başkalarına nasihat edelim. Nefsimizi terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışmamız hiç uygun olur mu? Bu nasıl kulluktur ki Allah-u Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu ve her şeyi gördüğünü bildiğimiz halde sıkılmadan günah işlemeye devam ediyoruz? Gelirdi. Şu zincirlerden bir kurtulabilsem. Yağmur da iliklerime işledi. Hocam, ya Abdülkadir Geylani. Şimşeğin ışığında sanki hocamı gördüm. Evet, evet o. Bana sesleniyor. Ya Salih. Ya Salih. Buyurun hocam. Ümitsiz olma. Dünya mihnet ve imtihan yeridir. Sabreyle. Zincirler. Zincirler boşaldı. Çözüldü. İşte ayaklarım da serbest. Kurtuldum. Kurtuldum. Hamdolsun Rabbime. Reis! Reis! Kim gecenin bu vaktinde beni rahatsız eden? Bağışlayın efendim. Peter kaçmış. Peter kaçmış mı? Zincirli değil miydi? Zincirliydi. Nasıl oldu biz de anlayamadık. Geberteceğim hepinizi, geberteceğim. Çabuk atları hazırlayın. Peki efendim. Fazla uzağa gitmiş olamaz, çabuk. Kaçırdılar. Peter'ı kaçırdılar. Kaçırdı o. Kim? Abdülkadir Geylani. Başka kim olacak? İçinizde bir casus olmasın mı? Hayır, imkansız. Onun adamları kaçırmış olmalı. Ama ne pahasına olursa olsun onu da Peter'ı da öldüreceğim. Acele etme Domar. Şunu bil ki Domar, ölümden daha acı olan şeyler de vardır. İşte biz bunu yapacağız. Gidiyoruz. Hemen. Hemen. Hem gider hem de ne yapacağımızı yolda anlatırım. Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allah-u Teala'ya itaat edendir. En cahili ise emirlerine karşı gelendir. Sen akıllılarla beraber ol. Cahil kimselerle beraber olursan onların cehaleti sana da bulaşır. Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Biraz hüzünlü ol. Hadis-i şerifte buyuruldu ki müminin sevinci yüzündedir. Halbuki onun kalbi mahzundur.
Şu Leo'nun anı da olmasa Bağdat'ta bu kadar rahat edemezdik. Demek cumalara ata binip gidiyormuş. Hem de ihtişamla gidiyormuş muhterem gardiyan. Güzel. Bu planımızı daha da kolaylaştıracak Domar. Hazırlan o halde. Ben hazırım. Cuma saati de geldi. Hemen çıkalım. Ya işler istediğimiz gibi gitmezse? Saçmalama Domar. Sen eski oduncu kıyafetin hazır mı onu söyle. Hazır 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 muhterem gardiyan. Unutma, onun karşısına bu eski püskü kıyafetle çıkacak ve benden öğrendiklerini aynen sorup cevap isteyeceksin. Tamam. Hem unutma, benim de bir sürprizim olacak. Burası tam yolunun üstü. Çok bekler miyiz? Hayır. Öğlen yaklaştı. Neredeyse gelirler. İşte. Ben şöyle diğer tarafta aralarına karışacağım. Sen müsait duruma gelince atın önüne çıkarsın. Tamam. Hadi şansın açık olsun. Senin de muhterem gardiyan. İşte geliyorum abi. İyice yaklaşsınlar. Tam sırası. Dur Yagavuz! Bu da kim? Hristiyan bir köylü galiba. Durun, durun. Bırakın. Bırakın da ne istediğini öğrenelim. Ey köylü, derdin nedir? Yagavuz. Görüyorum ki debdebeli bir şekilde at üzerinde ihtişam ve saltanat içerisinde yürüyorsun. Elhamdülillah. Vereceğin emirleri yapmaya hazır yüzlerce talebem var. Verdiği nimetler için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Gaz, gördüğün gibi ben zelil ve perişan bir haldeyim. Geçinmekten acizim. Benim gibi Hristiyan ve Yahudi olan köylüler de böyle. Kısacası dünya sanki bize zindan, cehennem gibi. Ey yabancı, ne anlatmak istiyorsun? Sizin peygamberiniz dünya mümine zindan, kafire cennettir diyor. Doğru mu bu? Doğru mu denir mi? Elbette doğrudur. O peygamber olmadan evvel de hep doğru söyleyiciydi. O Muhammedül Emin'dir. Peki, eğer öyleyse bu halimle ben cennette, sen de zindandasın öyle mi? Anlaşıldı. Attan inmem lazım. Gel yabancı. Yaklaş. İşte. Yaklaştım. Daha yaklaş. İşte. Önündeyim. Hadi. Buradan kolumun yeninden içeri bak. Bak bak. Daha iyi bak. Bakıyorum. Ne görüyorsun? Seni görüyorum ya Gaz. Seni görüyorum. Cennet bahçelerine, huri ve kılmanların arasında seni görüyorum. Aman, aman ne ihtişam. Ne ihtişam. Söyle bakalım. Cennetteki yerime nispetle bu dünyam nasıl? Of, zindan. Zindan. Belki daha da beter ya Gauss. Ya Gauss, o durumunu görünce şimdi böyle yazık oluyor sana. Şimdi de sol kolumun içinden bak. Peki, bakayım. Ne oluyor Domar'a böyle? Büyüledi sanki onu. Bakamam. Hayır, bakamam. 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 Hayır. İmdat! İmdat ya Gaz! Yanıyorum! Kurtar beni ya Gaz! Kurtar beni! Kurtar! Kurtar ya Gaz! Kurtar. Olacak şey değil. Dur, dur, dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak, hiçbir şeyin yok. Şimdi söyle bakalım. Cennette misin yoksa cehennemde mi? Cennetteyim. Cennetteyim ya Gavuz. Cehenneme nispetle cennetteyim. Bu cevap yetişir mi? Yetişmez.
Yetişmez ya Gavs. Ben cehennem ateşine girmek istemiyorum. Girmek istemiyorum. Ya Ebu'l-Feth. Buyurunuz efendim. Bu kardeşimizle hemen ilgilenin. Peki efendim. Ey kardeşlerim, şunu biliniz ki dünya müminin hapishanesidir. Çünkü dünya demek hapishane demektir. Ama ne var ki biz Müslümanlar Müslüman olmayanlara nazaran dünyada da cennette sayılırız. Çünkü İslamiyet demek huzur demek, İslamiyet demek rahatlık demektir. Biz Müslümanların hapishanede olması cennetteki yerimize göredir. Kafirler ne kadar çok sıkıntı ve yoksulluk içinde olsalar bile cehennemdeki yerlerine göre dünyada cennette gibi sayılırlar. Ya Abdülkadir, ya Gavs. Siz de kimsiniz? Ben bir rahibim. Peki senin derdin ne? Bu işte bir terslik var. Hangi işte? İsa, Kudüs Hazreti Muhammed'den daha üstün olduğu halde bilerek bunu halktan gizliyorsunuz. Şimdi bunu da nereden çıkardınız? Şimdi değil, öteden beri öyle. Bizim peygamberimiz ölüyü diriltirdi. Bunu Müslümanlar dahil herkes bilir. Halbuki sizin peygamberinizin böyle bir mucizesi yoktur. Ey rahip efendi, ben peygamber değilim. Sadece peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uyan bir Müslümanım. Eğer şimdi herhangi bir ölü dirilse Muhammed aleyhisselamın üstün olduğunu kabul eder, ona inanır mısın? Kabul, inanırım. Peki öyleyse şuradaki kabristandan istediğin kabri göster. Göster de peygamber efendimizin üstünlüğünü gör. İşte bu eski kabir. Peki ey rahip efendi, İsa aleyhisselam ölüyü diriltmek istediği zaman hangi sözleri söylerdi? Kum bi iznillah, Allah'ın izniyle kalk, diril derdi. Ey kabir ehli, Allah'ın izniyle kalk, diril. Hayır, sen yok. Toprak yaralıyor. İşte önüne başı göründü. Görüldü. Şuraya bakın. Olacak gibi değil. Kalkıyor. Allah. Tamam ya Gavs. İnandım. Ey Ademoğlu. Eski haline dön. İnandım. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğüne ve Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandım. Allah'ın bir tek olduğuna inandım. Kardeşlerim, bunlar bu olağanüstü hallerin meydana gelmesi Allahü Teala'nın kullarına olan merhametinden başka bir şey değildir. Bunlar ahirette kurtuluş için ölçü olmaz. Asıl maksat Allah-u Teala'ya kulluktur. Ölçü, emredileni yapıp yasak edilenden sakınmaktır. Ehli sünnet itikadı üzere olmaktır. Ey insanlar, haydin huzura. Asırları asırlara bağlayan bu ilahi sesle birlikte Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parlayan güneşi siyah bulutlara rağmen hep aynı kalmıştır. O güneş ki ötelerin ötesine ulaştıracak engin ufuklar çiziyor. O ezan ki kök saldığı topraklarda aydınlık semalara yükseliyor. O Ebu Muhammed Kutbu Rabbani, insanların ve cinnilerin rehberi olan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Tam 8 asırdan fazladır insanların sığınağı, darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam etmiştir. O batmayan bir güneştir. Menkıbeleri ve kerametleri
sayılamayacak kadar çoktur. Hiçbir velide ondaki kadar çok keramet görülmemiştir. O Gavs-ül Azam'dır. Ona bu ismi Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Adetleri yırtacak, akılları donduracak kadar çok halleri ve keşifleri olmuştur. O zikri daim, fikri çok, kalbi yumuşak, yüzü mütebessim, ruhu ince, eli açık, ilmi bol, ahlakı üstün ve soyu temiz bir zat-ı şeriftir. Onlar ömür denilen sermayeyi en verimli şekilde yaşayarak bu yüksek makamları hak kazanmışlardır. Onlar ehli sünnet üzere doğru bir itikat, sabır, gayret, meşakkat, güzel ahlak, ihlas ve daha birçok üstün meziyetlerle kulluk makamının en üst noktalarına ulaşmışlardır. Onları anlamak ancak onların gittiği nurlu yolun yolcusu olmakla, yani İslamiyet'i yaşamakla mümkündür. Onu sevmek saadet tacı, onun ahlakıyla ahlaklanmak sonsuz kurtuluş ilacıdır. TGRT sundu. Yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.